Evet, bakalım. Hoş geldiniz hocam. Şu an sesim geliyor mu? En azından. Sonuçlar muhtemelen yani geçen sene 3 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu sene muhtemelen bir haftayı geçecek diye tahmin ediyorum da henüz tabii kimse de bilmiyor yani. Ama muhtemelen bir haftayı bulacak gibi hissediyorum. Başka sorunuz varsa onları da cevaplayayım hızlı bir şekilde. YLS ile alakalı. Malum YLS'yi geçen hafta 2 gün önce işte bitti, sonuçlandı. Başvurular bitti. Umarım başvuru yapan arkadaşlar da iyi sonuçlar alınır. Muhtemelen açıklanır hocam bir hafta içerisinde. Başvurulardan sonra sonuçlar açıklandıktan sonra muhtemelen mülakatlarda benim tahminimce yani orada Ankara'ya çağıracaklar ama Ankara'da bir oda içerisinde olacak. O şekilde sizi kamerayla size sorular sorulur diye tahmin ediyorum koronadan dolayı. Mühendislikte kaça iner? Yani bölümüne göre çok değişiyor bu. 100 üzerinden değerlendirecek olursak muhtemelen yine 80'den aşağıya olmaz yani puanlar. Sadece ALES için galiba demişsiniz siz. ALES'te de 80-85 o civarlarda olur yani. Ama en az yine bir 80 diyelim. ALES'te belki 77'lerle de olabilir. Dil eğitimi bu yıl aynen muhtemelen yüz yüze olacak. Yani tazminat mevzusu inanın bana defalarca sorular geldi. Ben bunları cevaplamaya çalıştım. Tazminatta şöyle. Tazminatı düşenlerin sayısı çok çok az. Yani %9 %99 tazminata düşmüyor zaten. %1'i falan düşüyor. Onların çoğu da kendi istekleriyle düşüyorlar. Tarihte kaç olur? İnanın hiç bilmiyorum ama tarih sözelde girdiğinden dolayı ALES puanlarınız sizin daha yüksek olması lazım. Genelde ALES sözelde yüksek oluyor. Tarih bölümünde de o yüzden yüksek olur diye tahmin ediyorum. Ayaz sürecinden de bahsedeyim hocam. Tamam, kısaca. Ayaz için öncelikle mülakatlardan sonra başarılı oluyorsunuz. Kefalet vesaire işleriyle uğraştıktan sonra dil kursu süreci başlıyor. Dil kursuna öncelikle Türkiye'de katılabilirsiniz. Muhtemelen İstanbul, Ankara ve İzmir'de açılacak. Ama bu Covid'den dolayı online olması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla başka şehirlerin de devreye girmesi bekleniliyor. Bursa, Adana, buralarda da bayağı arkadaşlar var bu şehirlerde. Fark eder mi? Online olduktan sonra muhtemelen fark etmez tabii ki gitmeyeceğinizden dolayı ama süreç bu şekilde. Sonrasında bu dil kursları normalde 3 dönemde oluyor. 4 ay, 4 ay şeklinde. Siz bunlardan muhakkak birisine en azından katılın derim. Eğer dil puanınıza sahipseniz bile katılın. Çünkü kabul alma sürecinizde bayağı bir faydası oluyor. Normalde eğer katılmazsanız 1 yıl içerisinde kabul belgenizi yüklemek zorundasınız.
Başka daha sonrasında da işte normal isterseniz yurt dışına dil kursuna katılabilirsiniz. İngiltere'ye gelecek arkadaşlar sadece İngiltere'de pre eğitimine katılabilir. Başka soru yoksa bununla alakalı kısaca en nota geçeyim. Yok galiba. Şimdi akademik çalışma yapan arkadaşlar zaten şu an çoğunuz o şekildesiniz. Yani lisans seviyesinden itibaren böyle çeşitli projeler, makaleler vesaireler herkes arıyor. Bunları bilmemiz lazım. Nasıl kullanmamız lazım? Nereden öğreneceğiz? Bunları ilerleyen günlerde anlatacağım. Ama belli başlı siteleri size söyleyeyim. Zaten biliyorsunuzdur. Bunlardan en önemlisi Google Scholar. Ondan sonra Science Direct, Web of Science, Scopus şeklinde bu siteler devam etmekte. Bu sitelerden istediğiniz makaleleri açıp çok rahat bunlara erişebilirsiniz. Üniversite mail adresinizde kayıt olduğunuzda evinizden de bu sitelere ulaşmanız söz konusu. Ben bunu sonradan öğrenmişim. Size de ilerleyen günlerde anlatacağım yani. İlla üniversitenize gidip üniversitenizden o makaleyi aramanız şart değil. Şimdi kısaca EndNote programından bahsedeyim. Makale, tez, proje vesaire yazarken muhakkak referanslar kullanıyoruz. Bu referanslarda belli bir sayıyı aştıktan sonra bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Eğer bir program kullanmazsanız. Ama bir program, EndNote dediğimiz programı kullanınca işiniz o kadar rahatlaşıyor ki sayı ne kadar artarsa artsın siz bu sayılarla artık uğraşmıyorsunuz. Yani tezinizi yazarken sizin için herhangi bir zorluk olmuyor. İşinizi çok kolaylaştırıyor. Bir referansı çıkartıp diğer bir referansı eklediğinizde o otomatikman düzeltiyor. Şimdi gene size kısaca EndNote programını göstereyim. Şimdi bu programımız EndNote, EndNote X9 diye geçiyor. Üniversite sitesinde bunu indirebilirsiniz veya Google'a direkt EndNote diye yazdığınızda otomatikman bir site çıkıyor. Buradan EndNote seçip şuradan Downloads dediğinizde download edebilirsiniz. Buradan çok basit bir şekilde sistemi indirebiliyorsunuz bilgisayarınızda. Şu şekilde göstereyim. İndirdikten sonra programınız kuruluyor. Şu şekilde program ekranı açılıyor. Burada siz bütün referanslarınızı belli bir klasöre ekleyip düzenleyebilirsiniz. Ben mesela kendi alanımla alakalı düzenlemeler, klasörler yaptım. Bunların her birisini bu şekilde ekleyebilirsiniz. Unfiled'lar var mesela. Bunlar klasörlenmemiş ama çeşitli makale ve referanslar bu şekilde burada mevcut. Daha sonrasında size şöyle göstereyim. Ben bir tane internetten bir makaleyi açtım. Burada gördüğünüz şekilde makalenin içerisinde bilgiler bulunmakta. Ben buralara referans ekleyeceğim. Bu referansları nasıl eklerim? Benim bütün derdim bu. Şimdi referans eklemek için öncelikle Google Scholar ismini verdiğimiz siteye biliyorsunuz yani muhakkak girmişsinizdir. Buraya herhangi bir makale içerisindeki diyelim ki ben bu makaleyi okuyorum. İsmi şu. Bu makale içerisinde ben diyelim ki şu 6. referansı çok beğendim. Bunu kullanmak istiyorum. Ben bu referansı nasıl kullanırım? Şimdi 6. referansı şu makalenin en son altında buluyorum. Şunu komple makalenin ismini copy paste yaparsam Google Scholar'a kontrol ve ara dedim. Şimdi şurada
alıntılama işareti var. Alıntılamaya basınca bana şöyle 3 farklı şekilde 3 stil gösteriyor. Genelde APA stili kullanılıyor. Bunu seçebilirsiniz. Bunu normalde direkt kopyala yapıştır deyip şuraya elinizle nerede mesela şuraya bir deyip mesela siz ekleyebilirsiniz. Ama bunu kendiniz daha sonrasında elinizde düzeltmeniz gerekmekte. Bunlardan kaçınmak için otomatik olsun istiyoruz biz bu işlemin. Otomatik olmasını istiyorsak şimdi göstereceğim gibi şurada alıntı yap kısmında mouse'umuz burada alıntı kısmında en notu seçiyoruz ve şimdi gördüğümüz gibi bu indirildi. Scholar 6 diye. Ben bunu açtığımda tıklıyorum. Otomatikmen programda şu şekilde düştü. Ben bunu seçtikten sonra çok basit bir şekilde şunu sadece seçiyorum. Sonra makalemi açıyorum. Makalem içerisinde şu change'den sonraki yere ben diyorum ki buraya benim referansımı ekle. Şimdi programa geri dönüp sadece şu citation işaretine basmam yeterli. Bu citation'a bastıktan sonra şu change yerinde gördüğünüz gibi otomatikmen biri ekledi. Şimdi sayfanın en altına bakarsak bakın çok uzun bir makaleydi. Ben bayağı bir kopyaladım. Şimdi şurada otomatikmen kendisi sisteme ekledi bu kısmı, referansı. Ben bunun gibi birkaç tane daha referans ekleyeyim hızlı bir şekilde. Şimdi geri diyelim. Şurayı kapatalım. Hemen şu farklı isimde olsun. Bunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Şurada bir alıntı yap diyoruz. Gördüğümüz gibi işlem çok basit. Alıntı yap dedik. Bunu indirdi 7 diye, Scholar 7 diye. Sonra tıkladım, açıldı. Bunu seçtim ve makaleye geldim. Nerede ben bunu ekleyeceğim? Makalemin en üst kısmındaydım. Şu benim ilk eklediğim yerde. Şurayı bir sarıya boyayayım. Şuraya da enerji politikaları deyip devam eden cümlenin sonuna da buradaki 3'ü sileyim. Yer diyeyim. Pardon. 2 tane uygulama kullanıyorum. O yüzden bu şekilde oluyor. Buraya ben şimdi EndNote'daki şu referansımı ekleyeceğim. Yine gördüğünüz gibi aynı işaret citation diyor. Insert citation. Ben buna tıkladığımda otomatikmen şu year kelimesinden sonra buraya ikinci referansım düştü. Sisteme eklendi. Bunu da yine en altta görebiliyoruz. Hemen üçüncü referansı da ekleyelim. Sonrasında bir tane referansı sileceğim sistemden. Farklı bir referans ekleyelim. Şu referansı mesela kopyalayalım. Google Scholar'a geldik. Şu öncekini silip. Şimdi şu makalenin APA stilinde EndNote olarak indir dedim. Ve gördüğünüz 8. diye kaydetti. Bunu açtım. Ve sistemde şu isimde çıktı. Ben yine aynı şekilde makalemin içerisinde hemen şu ikinci paragrafın ilk cümlesinde bu referansı eklemek istiyorum. Ayırdım noktadan önce olacak şekilde. Şimdi EndNote sayfasında yine gördüğünüz gibi Insert Citation'a bastıktan sonra otomatikmen şuraya eklendi. Bu benim üçüncü referansım. Bunu da sarıya boyayalım. Şurası da ikinci referansımda. Şimdi ben dedim ki referanslarımı düzenleme yapmak istiyorum. Bunlardan birisini sileceğim veya bir tane daha ekleyeceğim. Ekleme işlemini şuraya yapalım mesela. Bir tane öncesinde şu referansı silelim. Şu
Şuradan bir boşluk bırakalım. Şimdi performans kelimesinden sonra ben eğer bir referans daha eklemek istiyorsam, şimdi öncelikle o referansımı bulayım. Şuradan bir tane o makalenin içerisinden yine seçtim bunu. Hızlı bir şekilde şuraya Ctrl V dedik. Download ettik. Şurada bir hata yaptım. Bir saniye, alıntıyı yap demeyecektim. Evet. Şimdi makalemizi bulduk. Alıntı yap dedik. APA stilinde EndNote olarak kaydet. Ve indirdi. Bunu da tıkladım, açtım. Evet. Şu şekilde sistemde EndNote programında makalemiz gözüktü. Ben bunu nereye kaydedecektim? Word içerisinde performansla. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim 1, 2 ve 3 tane referansımız var değil mi? Bu 3 referans. Ben buraya ekleyince normalde ne olması lazım? Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 olması lazım. Ama dolayısıyla ben elimle yaparsam şu 2 ve 3'ü elimle değiştirmem gerekiyor. Fakat ben şimdi bu programı kullanınca sadece şuraya şu insert citation ifadesinin olduğu yere tıklayıp şuraya ekledim performansa. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi burayı da şimdi sarıya boyayalım. Burası 1, 2 oldu. Burası 3 ve 4 oldu. Yani yüzlerce, şimdi kamerayı ters çevirin. Evet. Yüzlerce referans eklediğimizi varsayarsak, dolayısıyla bu EndNote programı çok daha işlevsel hale geliyor. YouTube'da bununla alakalı yüzlerce, binlerce belki videolar var. Yine bunlara bakabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa ben yine EndNote'la alakalı size yardımcı olmaya çalışırım. Ama en basit şekilde EndNote, anlattığım şekilde sadece şu Google Scholar'a site makalenizin adını yapıştırıp makalenizi arattıktan sonra iki tane tırnak işareti var. O citation. Ona basıp program stilinde EndNote olarak indirdikten sonra programın içinde yine o iki tane tırnak işaretine basıp makalenizin içerisinde referansları ekleyip düzenleyebiliyorsunuz yani. Bütün sizin yerinizde işlemleri o takip ediyor. Sizin herhangi bir başka bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. EndNote'la alakalı benim anlatacağım bunlar. Yani konu bu kadar. Bizim başka sorularınız varsa yardımcı olmaya çalışayım. Şu anda ben İngiltere'deyim. İngiltere'de doktora yapıyorum. Burada da ufak küçük bir stüdyo dairesinde oturuyoruz işte. Şu aralarda soru soran arkadaşlar varsa onlara cevap vereyim. Evet, hepsine cevap vermişim o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa ben teşekkür ederim Kübra Hocam. Yani ayrıntılı bilgi isterseniz yine paylaşım yaparım. Mesaj da atabilirsiniz. O şekilde de cevaplamaya çalışırım. Ama dediğim gibi EndNote çok kolay bir program. Ben burada en basit haliyle anlatmaya çalıştım. Sadece citation işaretlerini kullanarak ilerlemeniz yeterli sizin iyi bir sonuç alabilmeniz için, işlemlerinizi kolaylaştırmanız için yeterli. Diğer türlü dediğim gibi Google'da APA stilini copy paste yapıp kendiniz yapıştırabilirsiniz. O da bir tercih ama çok uğraşırsınız. Tez yazımında ben bilmiyordum. İlk kullandığımda yüksek lisans tezimde kullanmamışım. Son dakikada da sistemimi değiştirmek istemedim, stilimi. Kendim uğraşa uğraşa yaptım. Sıkıntı olmadı. Ama daha sonrasında öğrendiğim için 5 dakikada halledecek bir şeyi saatlerinize harcamak çok mantıklı değil yani. O yüzden bunu paylaşmak istemiştim.
Yani notun yeri ayrı yani bende, o yüzden. Daha sonrasında bütün yazdığım projelerde, makalelerde hepsinde EndNote'u kullandım. Şu an kendi tezimde de şu an yine tezin ilk chapter'larını yazmaya başladık. Onlarda da EndNote'u kullanıyorum. Başka tool'lar öğretirim tabii ki hocam. Yani şimdi herkesi çok sıkmamak için çok fazla böyle ayrıntıya girmek istemedim. Ama nasıl yaparız onu? Yani ufak bir iki tanesini gösteririm tabii. Veya soru cevap tarzında gideriz. Ufak videolar çeker. İsteyen insanları atarım. Bakın çok sayı olursa o şekilde bir canlı yayın daha yaparız. Eğer fazla katılım olmazsa, soru gelmezse yani notla alakalı, bu şekilde sadece hususi isteyenlere video çekip gönderirim, yani sorun değil. Evet, YLS ile alakalı sorunuz varsa onları da cevaplayabilirim. YLS'ye şu an dünyadaki en iyi verilen burslardan biridir desem yeridir. Çünkü döndüğünüzde iş garantiniz var. Çoğu insan buna olumsuz bir şekilde bakıyor ama yani eğer dönecekseniz, dönmeniz kesinse dünyanın en iyi burslarından biri diyebilirim. Biz burada yabancı arkadaşlarla konuştuğumuzda hepsi böyle gıpta ederek bakıyor ki bizim burslarımıza. Ve burada çoğu insan kendi parasıyla geldiğinden dolayı siz burada burslu olduğunuzu söyleyince herkes takdir ediyor sizi öncelikle. Çünkü belli bir kitleyi, belli bir sayıyı aşıp bu bursu kazanıyorsunuz. Bu yıl sayı ne kadardı bilmiyorum. Yine 1700 civarı bir şey hatırlıyorum da. Yani binlerce kişi işte. Bu binlerce kişi arasında sadece 1000 küsür kişi kazanıyor. Ve buna müracaat eden kişi sayısı 10 binlerce insan başvuru yapıyor. Bunların arasından seçilip kazanıp geliyorsanız siz de demek ki bir takdiri hak ediyorsunuz yani. Karşı taraftaki öğrenciler de bunu veriyor yani. Siz de gösteriyor onlar burslu olmadıklarından dolayı. Daha sonrasında diğer burslarla kıyaslayacak olursak dediğim gibi çok çok daha iyi. Hangi burslar var derseniz. 800 mü? Doğrudur. Tam hatırlayamamışım sayıyı. Demek ki biraz abartmışım. Şimdi diğer burslar, eğer devlet memuruysanız bu benim bildiğim, daha önceden ben de araştırma görevlisiydim. Araştırdığımdan dolayı iyi bilirim. İslam Kalkınma Bankası diye bir burs var. O veriliyor. Onda da tabii ki kendi kurumunuza geri dönüp çalışmanız lazım. Ama bizim ülkemizde bunu bizim de kurumlarımız çok zor kabul eder. O yüzden pek bir işlevselliği yok bizim ülke adına. Ama bu bursa gidip ülkemizde çalışan hocalar yok mu? Var. Daha önce Bursa Teknik Üniversitesi'nde olup daha sonra benim kendi eski üniversiteme gelen hoca vardı mesela. Onunla da bu konu hakkında görüşmüştük. O da o bursun çok iyi olduğunu söylüyordu. Yani bizim burstan daha iyi mi? Evet, daha iyi o noktada. İmkanları noktasında. Ama genel olarak tabii ki o bursa kaç kişi başvuru yapabilir? Kaçımız devlet memuruyuz şu an? Onlar tartışılır yani. O yüzden yine YLS'ye kendisini daha üst sıraları çıkartıyor. Yurt dışındaki PI'lara, yani burada anladığım kadarıyla şey galiba bu paralara yönelik. Yani hocam herkesin, yani kimsenin ağzına şey takacak halimiz yok. Herkes istediğini söyleyebilir. Onlar kendi paylaşımları. Yani şu an Türkiye'deki olan üniversitedeki hocalarımızın kaçı acaba Türkiye'de yaptı? Kaçı bu burstan faydalanıp yurt dışına gitti? Bunları düşünmek lazım yani. Bu vatanın evlatları
bu burslardan faydalanıp çoğu zaten geri dönüyor. Vatanına hizmet etmiyor mu? Yani bilmiyorum ne denir ne yani en kibar ifadelerle hani ne söylenilir bilemiyorum ya. Üzücü bir paylaşım. Yani çok fazla böyle olumsuz şeylere de bakmamakta fayda var diye düşünüyorum. Bizim üniversitede hocalarımızın çoğu doktorasını Avrupa'da, yani Avrupa'da değil hatta İngiltere ve Amerika'da yapmış hocalardan oluşuyordu. Dolayısıyla aldığımız eğitim de güzeldi o noktada. Yani pek fazla da bir şey diyemiyorum. Bu arkadaşlar neden böyle bir şeye giriyor? Bazıları da tazminat noktasından dolayı canı sıkıldığından şey yapıyorlar. Kendileri sahte hesaplar açıp bu noktada insanları, halkı kışkırtmaya, kendilerine PR yapmaya çalışıyorlar. O yüzden çok fazla onlara takılmamakta fayda var. İyi günler Kübra Hocam. Görüşmek üzere. Başka sorularınız varsa arkadaşlar cevaplandırayım. Yoksa yaklaşık yarım saat oldu. Normalde daha kısa süreli tutmayı düşünüyordum. Yani hocam dediğim gibi işte herkesin yaşadığı kendisine şimdi bu insanlar bu bursu kazanmadılar. Kazanmadıkları halde konuşuyorlar veya yani mülakata gidip mülakatı kaybediyor arkadaşların bazıları. Sonrasında böyle kendileri kötü yorumlar yapabiliyorlar veya kendileri kıskançlığından dolayı diyebilirim. Yani söylenecek çok o kadar çok şey var ki şu an söylemek istemiyorum yani işin açıkçası. Dediğiniz gibi nasip öyle. Siz bu arada başvurdunuz olmadı mı? Ben onu tam anlayamadım Yasemin Hocam. Yani umarım bu sene başvuru yapan arkadaşlarımızın hepsi kazanır. Ben geçenlerde soru sormuştum. Yani oylayanların çoğu bu bursa başvurmuş. Umarım onlar da en kısa sürede sonuçlarını iyi güzel haberlerini alacaklar. Evet, başka soru yok galiba. Evet hocam, haklısınız. Yani oluyor dediğiniz gibi. Ben Allah'tan başvurduğumda hepsi olmuştu yani. TÜBİTAK bursu da aldım, öncelikli alanlar vesaire. Daha önce sanayi neydi ya programın ismi? Öncelikli alanlara yönelik yine bir sanayi ile alakalı, sanayi işbirliği ile alakalı bir burs da almıştım. Yani oluyor, bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Ama anlatmaya çalıştığım olay şu ki bu YLS'ye cidden çok büyük bir fırsat. Özellikle yani akademisyen olacağım diyen arkadaşlar başvurursa daha rahat ederler. Yani memur olacağım diyen arkadaşlar da yani böyle çok fazla akademisyenlik olmasın ama akademik yani akademik çalışmaları çok sevmiyorum ama az bir şey de seviyorum diyenler varsa onlar da kurum kadrolarına başvurmaları lazım. Kurum kadroları o yüzden çok iyi. Özellikle Türk Atom Enerji Kurumu'nun olsun, diğer Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadroları olsun veya Devlet Su İşleri vesaire bunlara arkadaşlar gidebilir. Güzel, iyi sonuçlar alırlar oralarda rahat ederler. Sadece yüksek lisans yapıyor onların çoğu zaten. Yüksek lisanstan sonra Türkiye'de çarpı 2 muhtemelen 1 yıl yüksek lisans harcasalar 2 yıl işte zorunlu hizmet oluyor. Ondan sonra da isterlerse giderler, isterlerse o kurum kadrolarında istedikleri süre kadar çalışırlar. Devlet memuru olduktan sonra biliyorsunuz atılma diye bir şey yok. Onun verdiği büyük bir avantaj var. Yani durum o şekilde.
Evet, 30 dakikayı geçtik. Başka soru yoksa kapatmak istiyorum ben. Çok fazla herkesi meşgul etmemek adına. İlerleyen günlerde yine geçenlerde İngilizce ile IELTS'le alakalı bazı paylaşımlarım oldu. Onları o sitelere bakarsanız zaten büyük bir kısmını yani denemelerde, videolar, canlı dersler, özellikle canlı derslerin çoğunu takip edemezsiniz de sonradan izlemeli şekilde o canlı dersleri izleyebilirsiniz. O noktada çok faydası olur. Önceden bu kadar iyi değillerdi. Son zamanlarda bayağı bir geliştirmişler o siteleri. Dolayısıyla o sitelere bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. IELTS çalışan arkadaşlar. Onun haricinde EndNote'la alakalı dediğim gibi ilerleyen günlerde yeniden eklemeler yapabilirim. Başka İngiltere'de yaşam, eğitim, konaklama vesaire bu konularda da yine yardımcı olmaya çalışacağım. İlerleyen günlerde gelen sorulara göre bir program yaparız. Onlara göre size bir soru cevap şeklinde ilerleriz. Burada İngiltere'deki hayatı da belli bir kısa kısa videolar çekip paylaşacağım zaten. Gösteririm size veya canlı yayın yaparız artık dışarıda veya markette, herhangi bir yerde, kütüphanede. Tabii kütüphanede olursa ben konuşamam, siz sadece izlersiniz. Orası da ayrı. Evet. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.